Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki kapalı atış poligonundaki patlamada ağır yaralanan 53 yaşındaki Başkomiser Miktat Ataş 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30 yıllık polis memuru için Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Altı Haziran'da Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yer altındaki kapalı atış poligonunda kaynak çalışmasında sıkışan barut gazı patlamış, 3'ü polis 5 kişi yaralanmıştı. Patlama sonucu yaralanan evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Başkomiser Miktat Ataş ağır yaralı olarak sevk edildiği Adana'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Ataş için Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Törene Adana Vali Yardımcıları Halis Aslan ve Durmuş Gencer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözü, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tüm General Satı Bahadır Köse, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'te katıldı. Başkomiser Ataş'ın Ay Yıldızı Bayrağı sarılı cenazesi getirildiğinde Ataş'ın eşi Nimet Ataş, oğulları Okan ve Özkan ile kızı Eda Nur gözyaşlarına boğulurken Adana İl Müftüsü Arif Gökçe'nin okuduğu dualar ardından şehit Başkomiser Miktat Ataş'ın naaşı cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine götürüldü. Poligondaki hedef mekanizmasında oluşan arızanın tamiri sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada yaralanan teknisyen İsmail Kuyzu sevk edildiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybederken aynı patlamada ağır yaralanan polis memuru Hacı Canan Coşkun ile teknisyen yardımcısı Ahmet Maraşlı'nın da durumunun ciddi olduğu belirtildi.